günü saat 19'da Kadıköy'de Şükrü Saraçoğlu stadyumunda nefesler tutulacak ve iki takım liderlik mücadelesi için sahaya çıkacak. Bir taraf sayı sahibi Fenerbahçe, diğer tarafta Kadıköy'e lider giden Galatasaray. Maçın kazananı kim olur biz pazar gününe kadar çok konuşuruz. Derbinin tahmini çok zordur, favorisi yoktur. Ee, ama var mı tabi ben konuklarıma soracağım Siz de bizi Aspor üzerinden e, Twitter üzerinden Aspor etiketiyle e, Spor ajans etiketiyle Aspor gönderilerimizin altına yorumlarınızı yazabilirsiniz Derbiye dair beklentiniz ne Kim öne çıkan isim olur e, Kim bu maçın favorisidir Yazın okuyalım efendim sizden gelen Görüşleri de e, Ümit Aktağ'ın Onur Askan e, Herhalde tüm Türkiye artık nefesleri tuttu Derbiye Yani iki gün bununla yatıp Tabii. kalkacağız da Maç bitecek Aa, saat keyifli, 21'den keyifli. itibaren <laughs> bir hafta belki birkaç ay konuşacağımız bir malzeme bırakacak bu maç bize o 90 dakika içinde olan her aksiyonla o tacı yanlış vermişti vermeseydi o atak böyle başlamazdı diyen e, ahkam ve yorumlarla birlikte <laughs> e, maça bir elbise biçmeye çalışacağız önceden tahmin etmesi zor ama benim tahminim şu. Fernando Muslera'nın Fenerbahçe'nin ön tarafıyla bir maçı var. Pazar akşamı saat 7'de başlayacak. Bu maçtan Fernando Muslera kaçında galip çıkabilir? Kaçında Fenerbahçe galip çıkabilir? Bu bir. İkincisi çok konuşacağımız hangi hakem olursa olsun. Yani e, yabancı hakemlerin en iyisini getirin. Bir şey söyleyeyim mi? Dünya Kupası finalini yöneten Polonyalı'yı övüyoruz ya. Getirin bu maça koyun, biz saat 21'den sonra adamı maymun ederiz. Böyle hakem mi olur deriz, bir taraf. Çünkü maç e, başlayacak, biri bir gol atacak, ondan sonra kavga başlayacak. Hem e, saha dışında hem saha içinde. Kavga dediğim itiş kakışa dönecek, gerginlik başlayacak. Bak o orada faul yaptı, onu vermedin de bunu niye veriyorsunlar başlayacak eline değdi değmediler başlayacak. Bunların altından kalkılması çok zor. Ben bir an evvel e, bu pazarı atlamak, yaşanmamış saymak <laughs> ve hafta içinde bunun dedikodularını yapmak istiyorum. Topun canı ne isteyecek bilmiyoruz. Bakın 396'dan az 453 gramdan fazla olmayan 68 ile 71 santim çevresi olan 1.691 atmosfer basıncı hava basılan bir top 7.32 2.44'ten içeri girmeye çalışacak. Topun canı var. Daha güzel tarif var. İsterse girer, <laughs> sırtına çarpar gol olur, boş kalede direğe vurur dışarı çıkar. Topun canının ne isteyeceğini bilmiyoruz ama bir sıfırdan sonra karakola gideceğimizi biliyorum. <laughs> Kemal İnşallah inşallah tabii. E, son zamanlarda biraz daha tansiyon düşük oluyor. Nasıl banki. düşük? Şimdi yükseldi ama yine. Nasıl yani. düşük? Var kayıtları çıkıyor Aynen. ortaya. Var e, bir daha çıkmayacak demiyor mu? Bu sezonu bir dışarıda tutarsak. Hani bu son kadar sonra, kafa evet. kafaya girilmiş. ikisinin de bu kadar istediği, özellikle Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı olan bir şampiyonluk yolculuğuna çıktı. Çok flash ışıklar yaktığı e, Buranın en önemli adayı haline dönüştüğü Birlik macerası pek yaşamadık. Aynen. Son dönemde olmadı. İnşallah. Pek sadece futbolu konuştuğumuz e, gerginliğin olmadığı yaşanmadığı bir karşılaşma olur ama ben hemen onu rastladım. Bence yaşanımız. maça gideceksen gitme. Evde seyret. <laughs> yani zaten çalışıyorum pazar günü. Burada beraberiz. İzleyenlerimizle beraber. O atmosferi beraber yaşayacağız. E, ama inşallah e, çok güzel, keyifli. Hiç böyle, hakemi konuşmadığımız Mümkün mü? Tüm yani buna inanıyor de musun bunu <laughs> ben, söylerken? Ben olabilir biliyor musun? Direklerimizi kim <laughs> alalım? <gülüyor> yani. bize iyi Halil Umut iyi olsun. Verdik. Şu anda Türkiye'nin en formda hakemi diye. Öyle, gözüküyor, öyle gözüküyor. Yaşar Kemal Uğurlu belki. Belki. De, ama ama o 29 böyle. hakemden herhangi birini buraya koyamıyoruz. Koyduğumuz zaman çok fazla tartışacağız. Halil Umut Meleri bile tartışacağımız için ben e, maçın altından barış içerisinde kardeşçe. E, el ele sıkışarak kaybedenin kazanı te kazananı tebrik edeceği bir derbi beklemiyorum. Olmaz. Eşyanın tabiatına aykırı. Çünkü oraya gelecek olan 50 binden fazla Fenerbahçeli'nin bir hayali var. Bir ligin Tabii. en tepesine geçmek iki Galatasaray'ı yenmek. Tabii. E, Galatasaray için de bir hayal var. E, oradan yenilmeden gelmek yenebilirse yenmek İkinci yarıda içeride ligi bitirmek gibi bir planı var. Bunu planı ne kadar uygulayabilir? Bu kadroyla e, İstanbul Spor maçında bırakın İstanbul spor maçı Urfa maçına bile bir gol e, geride başlayan Urfa mıydı? Off Spor'da olmasa? Spor evet. maçına 1-0 yenik başlayarak 2-1'i bulan, kupada tur atlayan bir takım İstanbul spor maçında 1-0 geride başlıyorsunuz. Yani o golü yemek mecburiyetindesiniz. O zaman çıkmadan bir sıfır yazın, biz öyle oynayalım. O zaman daha iyi oynuyoruz var. Fenerbahçe'nin bir sıfırı yazdıktan sonrasında 2 bire gelmeniz pek kolay bir şey değil. Diğer takımlarla oynadığınız evet. maçlar gibi olmayabilir. Evet, Onur Özkan'a da hemen sorayım. Bu arada izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz bize son postumuz A Spor hesabı üzerinden spor ajansı paylaşımının altına yazdığı yorumları da sizinle paylaşacağız. marka nickli izleyenimiz Abdullah Bey zannediyorum demiş ki e, iyi yayınlar pazar günü umarım hakemin etki bir durum <laughs> olmaz ama sanki beraberlik kokan bir karşılaşma ee, özellikle Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki maçlar Galatasaray-Fenerbahçe e, her iki takımda ev sahibi olduğunda e, fark etmiyor. Sanki biraz daha beraberlik güzel cepte tamam durumu var son yıllarda. Bir taraf razı değil beraberliğe. Evet. Bir taraf oynamadan beraberliği verin oynamadan dönelim diyebilir Galatasaray. Galatasaray ama Fenerbahçe, Fenerbahçe, için Fenerbahçe Hayır en öne geçmek isteyecek Aynen. hem de iki puan farklı. Sonun 10 derbi 6 beraberlik var Rakamsal veriyi de vereyim. İkişer'de galibiyet var iki takım adına. Çok denk gözüküyor son 10 derbi. Ya tabii ki derbileri diğer maçlardan biraz farklı ele almak gerekiyor. Yani derbilerde e, form grafikleri değil de o günlük performanslar. E, işte psikoloji bir kere çok ön plana çıkıyor. Yani hangi takım psikolojik olarak daha ayakta kalırsa bir kere derbide bir adım öne geçiyor. Evet. Bu maçı değerlendirmek için bence iki takımın hem artlarını hem eksilerini bir kere masaya yatırmak gerekiyor. Yani iki takım bu artları eksileri nasıl değerlendirir? Değerlendirebilir mi ona bakmak lazım bence. Şimdi Fenerbahçe'yi tanımlarken bu sezon bir kelime kullanmak gerekirse ben enerji kelimesini kullanırım. Yani Fenerbahçe sezonun büyük bir kısmında sahaya 90 dakika müthiş bir enerji yaydı. Yani birkaç maç dışında bunu yaptı ve bu enerji yaydığı her maçta da Fenerbahçe etkili oldu. George Jesus'un sisteminde bir kere pres, ön alan presi e, herhalde ilk sıraya yazdığı bir olgu. E, bu presi yaparsa eğer Fenerbahçe derbide Galatasaray'a karşı, Galatasaray'ın da en önemli zaaflarından bir tanesi işte o birinci bölgeden çıkışlarda yaptığı top kayıpları. Bu hastalık sürerse Fenerbahçe çok e, iyi bir şekilde cezalandırır Galatasaray'ın hatalarını. Bir kere pres ve Galatasaray'ın prese karşı nasıl bir reaksiyon vereceği e, bence e, en önemli noktalardan bir tanesi. Artı dediğim gibi Fenerbahçe'nin enerji konusu çok önemli ama şöyle bir nokta var. Fenerbahçe bu sezon görece olarak zorluk derecesi yüksek 4 maç oynadı ligde. Sırasıyla Konya Spor, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları. Diğer maçlara göre çok farklı bir görüntü verdi Fenerbahçe bu maçlarda. Cesus biraz hani futbolcuların iplerini biraz sanki çekti, biraz daha sakin, işte biraz daha tempoyu düşüren, biraz daha garanti bir oyunu seçti ama bu futbol Fenerbahçe'ye yaramadı. Dört maçta Fenerbahçe'nin attığı gol sadece bir. Ve aldığı galibette bir. içeride Başakşehir evet. maçı. Yani Jesus ne zaman kontrol dediyse Fenerbahçe'nin zaafları ve defoları ortaya çıktı. Şimdi bu maçta nasıl bir Fenerbahçe göreceğiz? Geri kalan, işte 29 maç yaptı bu sene Fenerbahçe. Kalan 25 maçtaki son derece enerjik rakibi, önde basan, sürekli golü düşünen takımı mı göreceğiz? Yoksa diğer 4 zorlu maçtaki gibi daha kontrollü bir Fenerbahçe mi göreceğiz? Bir kere bu bence derbinin kilit noktalarından bir tanesi olacak. Artı e, bir noktada Galatasaray'ın artısı olarak görüyorum ben bunu. E, Fenerbahçe'nin en büyük zaafı ne şu ana kadar gözüken? Savunma arkasındaki boşlukları. Evet. Yani bunu her hoca artık bir şekilde işlemeye başladı. Fenerbahçe'ye karşı her maçta. İşte Abdullah Avcı e, derbiyi böyle kazandı. İşte geçtiğimiz hafta işte Antalya Spor maçında Nuri Hoca ilk yarıda böyle bir sıfır yakaladı. Şimdi Fenerbahçe yine bu boşlukları verirse geride Galatasaray'da bunu cezalandırabilecek oyuncular var. Bu da bence derbinin kilit noktalarından bir tanesi. Fenerbahçe o boşlukları ne kadar verecek, Galatasaray bundan ne kadar faydalanacak bu da bence önemli. Bir de son nokta Galatasaray'ın özellikle Dünya Kupası sonrası bir sıkıntısı. 60. dakikadan sonra fizik anlamda düşen bir Galatasaray var. Yani Dünya Kupası arasından sonra Galatasaray Ligi fiziki anlamda iyi dönemedi.